Merhaba kıymetli arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere devrede bağımlı kaynaklar varken Tivenin teoremi ile devrenin nasıl çözümleneceğini anlatacağım. Bundan önceki dersimde Tivenin teoremini anlattım. Ne yapıyoruz? VTH'ı buluyoruz, RTH'ı buluyoruz. E, önce yükü çıkarıyoruz. Eğer AB terminalleri arasında bir yük varsa, RL yükü varsa yükü çıkardım. VTH'ı buldum, RTH'ı buldum. Sonra eşdeğer devreyi çizdim. VTH RTH eş değer devre çizdim. Direncimi ekledim. Fakat devremde bağımlı bir kaynak varken ben bu işlemleri nasıl yapıyorum? Ufacık değişiklikler oluyor. O da arkadaşlar çok basit bir şekilde e, onu da sizlere anlatacağım. Şimdi burada bir tane bağımlı kaynak var. Onu görmemiz lazım. 6 IS'lik bir gerilim kaynağı var. Bu kaynak akım kontrollü bir gerilim kaynağıdır. Çünkü değeri Buradaki I-S akımına bağlıdır. Bunu bir kere bilmemiz gerekiyor. Şimdi önce v t bulalım. Yani tivenin gerilimini bulalım arkadaşlar. Tivenin gerilimini nasıl buluruz? Önce ben 110'luk yükümü devreden çıkarıp tivenin gerilimini bulacağım. Devremi önce r çıkararak bir daha çizmek istiyorum arkadaşlar. Hatta hiç çizmeyelim. Direkt 110'luk direnci devreden çıkaralım. O şekilde bir devremizin VTH'nı bulalım. Zaman kaybetmeyelim hiç arkadaşlar çizmekle. O zaman şöyle yapalım. AB terminallerim yine burada. Ne yaptım? RL yükümü devreden çıkardım. Burada ben VTH'ı nasıl bulurum? Ya da VAB'yi nasıl bulurum? Arkadaşlar ben burada çevre akımlar yöntemini kullanacağım. O şekilde bulmak istiyorum. Şöyle bir çevre çizdim. Bakın. Buna e, bu çevrenin adı akımın ismi IS akımı zaten. IS akımı var burada. Şuraya IS dersem. E, şimdi ben AB arasındaki gerilimi bulurken kıymetli arkadaşlar. Şu direncim devreden çıkıyor. Hiç bunu görmüyorum. Yani benim VTH gerilimim ve TH, şu iki nokta arasında pembeyle çizdiğim noktalar arasında olacaktır arkadaşlar. Şimdi o zaman e, çevre denklemimizi yazalım arkadaşlar. Ne olur? 86 volt eksi artı artı eksi şöyle yapayım. Akımın girdiği yerleri artı çıktığı yerleri eksi alıyorum dirence. Gerilim kaynağımın değeri zaten belli. 86 volttan başlıyorum. Yönü artıysa 50 ohm'un yönü eksi. 50 ohm'dan geçen akımın yönü eksi. 50 çarpı IS. 50 çarpı IS. Eksi 30 çarpı nedir? 30 çarpı IS'dir değil mi? 30 ohm'dan da bir IS akımı geçer. IS eksi. Çünkü bunun yönü de e, artı eksi şeklinde. 6 is eşittir 0. 0. Ne oldu arkadaşlar? 80 is 80 ee, bir saniye 6 is var. Yanlış olmasın. 86 eksi 86 is eşittir 0 ise benim is akımım kaçtır? Eşittir 1 amperdir. Bu akımı neden buldum? Ben VTH gerilimini bulmak için yani şu iki nokta arasındaki VTH gerilimini bulmak için artık benim VTH gerilimimi ben çok rahat bir şekilde bulabilirim. VTH gerilimim nedir arkadaşlar? 30 ohmluk direnç üzerinde gerilim artı 6 IS'dir. 30 ohmluk direnç üzerindeki gerilim 30 çarpı IS değil midir? 30 çarpı IS artı yönler önemli artı eksi artı eksi 6 s, 6 s. o zaman Vth eşittir 36 s, o da eşittir 36 çarpı s 1 Amper ise Vth gerilimim nedir kıymetli arkadaşlarım 36 Volt'tur Vth'ımı buldum artık sırada ne kaldı Rth direncim kaldı Rth'ı da bulursam işlem Bitecek kıymetli arkadaşlar. Sorumun cevabını bulmuş olacağım. Şimdi ee, şunları silelim önce. Mesela şurayı siliyorum. Devremi eski haline getirmek için. Şurayı da siliyorum. Şunları siliyorum. Şunu da siliyorum. Şimdi arkadaşlar ee, artık ben şeyi de ekleyelim. Burada kaç on vardı? Burada 110 luk bir direncim vardı. Onu da ekleyeyim ben. Şöyle. Burada 110 luk bir tane RL direncim vardı. Şimdi ben artık RTH direncini bulmam lazım. Evet, bunu not edin. Devrede Tivenin Teoreminde ben çözümleme RTH bulurken. Bağımsız kaynakları devreden çıkarıyorum. Bağımlı kaynaklar devrede kalıyor. Bunu not ediyorum arkadaşlar. RTH'ı bulurken bağımlı kaynaklar devrede kalacak. Devrede kalacaktır. Bu önemli. Şimdi ben ne yapıyordum? Geldim kaynaklarını kısa devre, akım kaynaklarını açık devre ama bu bağımsız kaynaklar için geçerli. Dolayısıyla ben buradaki 86 voltluk kaynağımı kısa devre yapıp devreden çıkartacağım arkadaşlar. Bağımlı kaynağım devrede kalacak. Ve bir şey daha yapıyorum. Bir şey daha yapıyorum. Bu yükümü tekrar devreden çıkarıyorum. RH'yi bulurken ne yapıyordum? RL yükümü devreden çıkarıyordum. Hemen yapalım arkadaşlar. Bakın 86 voltun olduğu devreyi kısma kısa devre yaptım. Burada 50 ohm var. Burada 30 ohm var. 30 ohm var. Burada 6V'luk bir gerilim kaynağım var. 6 S Burada 40 ohm var. A terminali B terminali. Evet. Şimdi değerli arkadaşlarım ben neye bakacağım? AB terminallerinden baktığında RTH'ı bulacağım değil mi? Şimdi size bir soru. Ben bu durumda RTH'ı bulabilir miyim sizce? Şurada da ne vardı? Bir tane IS vardı. IS vardı. Evet, size soruyorum. Ben bu durumda RTH'ı bulabilir miyim? Arkadaşlar şu durumda RTH'ı bulabilir miyim? Bulamam. Nasıl bulacağım RTH'ı? mesela e, yani tivenin direncini bulabilmem mümkün değil çünkü zaten burada bir e, gerilim var gerilim kaynağı var dirençlerim var ben rth'i bulamam arkadaşlar işte burada bir güzel bir e, olay var bana diyorlar ki sen bağımlı kaynak varken devrende ab terminalleri arasına sen e, bağımsız bir akım kaynağı ya da gerilim kaynağı ekleyebilirsin. Bir daha söylüyorum. Biz RTH'i bulmak için devreye bağımsız edelim, özür dilerim. Bağımlı bağımsız olması önemli. Akım ya da gerilim kaynağı bağlayabiliriz. Bu bize kalmış. Evet, bu bize kalmış. Bizim tercihimize kalan bir şey arkadaşlar. Arkadaşlarım e, burada yapmamız gereken işlem şu olacaktır. AB terminalleri arasına ben e, akım ya da gerilim kaynağı ekleyeceğim. Benim istediğim değerde olan ve biz genelde buraya bu tür durumlarda bir amperlik bir kıymetli arkadaşlarım akım kaynağı ekliyoruz. I eşittir bir amper değerinde olan. Akım kaynağı ekledikten sonra, akım kaynağı ekledikten sonra ben AB arasındaki, şu iki nokta arasındaki V gerilimini bulacağım. V gerilimini I akımına bölerek de RTH direncini bulmuş olacağım. Şimdi A noktası V gerilimi olduğuna göre ben bu V gerilimini nasıl bulurum arkadaşlar? Bakın şuraya bir eee gerilim ismini verecek olursam V1 diyelim. V1 gerilimi nedir? Şurası benim şase noktam değil midir? Bakın şu hat benim şase noktamdır. Sıfır noktamdır diyelim ya da. Ee, buraya bir tane şase bağladığımız düşünelim. V1 gerilimi nedir arkadaşlar? V1 gerilimi eksi IS çarpı 50'dir. IS'nin yönü bu şekilde ya. Ben ISH V1'den 0'a olan gerilimi alacağım için eksi IS çarpı 50'dir. Hemen V1'i yazalım. Çünkü V'yi V1'e göre bulacağız. V1 eşittir. Eksi IS çarpı 50. Daha sonra <laughs> ha bir dakika IS'yi bulalım biz önce. Ee, bir dakika IS'yi bulmadık çünkü. Bunu yapmadan önce önce IS'yi bir bulalım arkadaşlar hemen. IS'yi şöyle buluruz. Nasıl buluruz arkadaşlar? Ee, şuraya 1 amperlik bir akım kaynağı ekledik ya. Şurası 1 amper değil mi? Şuradan akan akım 1 amper. 1 amper. IS geliyor. O zaman e, Kirchhoff akım yasasından burası IS artı 1 amper olur değil mi? O zaman e, IS akımının değerini ben bulabilirim arkadaşlar. Şöyle bir çevre yaparım. Şöyle bir çevre ekleyerek. Şurası IS çevresi. Hemen bulalım. 50 çarpı ISE çünkü onu bulmamız lazım 50 çarpı ISE artı 30 çarpı ISE artı 1 çünkü bakın yönleri aynı buradan da ISE artı 1 akımı geçiyor e, artı 6 ISE 6 ISE eşittir ne olacak arkadaşlar 0 olacak 50 ISE 80 ISE yapıyor Ise artı pardon 86 ise özür diliyorum 86 ise 50 30 bir de 6 var 86 ise ise daha düzgün yapalım 86 ise artı e, ne kaldı burada 30 kaldı 30 eşittir 0 ise benim IS akımım ne olacak? Eksi 30 bölü 86 olacak. O da eksi 15 bölü 43 amperdir arkadaşlar. IS akımımı bulmuş oldum. Dediğim gibi artık benim ne yapmam lazım? E, ee, v gerilimini bulmam lazım. Şunları sileyim. Bunları yaptık. Pardon. Şunları siliyorum. Şimdi arkadaşlar ee, artık ben e, gerilimi nasıl bulurum? Ee, buradaki V gerilim A noktasının gerilimi V olduğuna göre V gerilimimi şöyle bulurum. Düğüm gerilimlerinden yola çıkarak bulabilirim. O da nedir? V eksi V1. Bakın V eksi V1. V'den V1'e olan gerilim bölü 40 benim 1 amper değerini verecek değil mi? V eksi V1 bölü 40 eşittir 1 amper. V1'i zaten kaç bulmuştum? V1 nedir? Eksi IS çarpı 50'dir. O zaman şöyle olmayacak mı? V eksi 50 çarpı eksi IS V eksi V1 eşittir 40. Devam edelim. V eksi artı 50 IS eksi eksi artı oldu. 50 IS çarpı eşittir 40 oldu. Devam edelim. V artı s kaç arkadaşlar? 50 çarpı eksi 15 bölü 40 eşittir 40 oldu. Buradan ee, hesaplayacak olursak V gerilimi V eşittir 57.4 volt oldu arkadaşlar. 57. Nokta, lütfen siz de hesaplayın. 57. Nokta, 4 volt olur. 57.4 volt olur. Ben V'yi buldum. Benim IS değerim, I akımım belli. Bakın I akımım 1 amper. I akımım 1 amperlik bir akım. V değerim 57.4 volt. I akımım da 1 amper. Bakın I eşittir 1 amper. O zaman değerli arkadaşlarım ben artık ee, rth değerinde hatta bunu farklı bir renkle yapalım. Şurayı farklı bir renkle yapalım. V eşittir. I bir amper. Sarıyla yapalım burayı. Dediğim gibi I'yi genelde bir veriyoruz. Artık rth gerilimim yani şuradaki gerilimim rth gerilimim ne olacak arkadaşlar? RTH eşittir. V bölü I o da eşittir. 57.4 bölü 1 amper ise RTH eşittir. 57.4 ohm. Ohm değerindedir. RTH akım direncimizde Tivin direncimizde bu şekilde bulmuş oldu olduk. Artık devremi ben rahatlıkla çizebilirim pek de yer kalmadı ama artık bir şekilde çizeceğiz arkadaşlar. Biraz şöyle yapmak istiyorum. RTH'yi şuraya çizelim en iyisi. Şunu sileyim. RS şurada 1 amper. RTH şuraya çiziyorum arkadaşlar. Benim artı eksi VTH kelimim. Bu da benim RTH direncim. VTH VTH kaç buldum? 36 volt. RTH'ı kaç buldum? 57.4 ohm. Şuraya 57.4 ohm RTH gerilimim en sonunda AB terminallerinden çıkardığım 100 ohm'u ekleyeceğim arkadaşlar. O da benim yük direncim olacaktır bildiğiniz gibi. Onu da şöyle ekleyelim. Yük direncimizi Bu da benim RL yük direncim. Kaç ohmdu arkadaşlar? O da bildiğiniz gibi 100 ohmdu. Evet değerli arkadaşlarım. Bağımlı kaynaklarla Tiven teoreminde bu şekilde işlemlerimizi yapıyoruz. Dediğim gibi genelde 1 amperlik bir akım ekleniyor devremin durumuna göre. Zaten bununla ilgili yine örnek yapacağım. Daha iyi anlaşılması için. Umarım anlaşılmıştır. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.